Ay. Ay, ay. Look. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. No, serve him a fade, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. No, heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. Ayakkabı Dice kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen bir incelemeydi biliyorum. Fakat sizlere en güzel performans detaylarını sunabilmek için, bu ayakkabı hakkında her şeyi bilebilmeniz için biraz zamana ihtiyacım vardı. Ve gerçekten güzel şeyler söylemek istedim sizlere. O yüzden de bekledim. Fakat maalesef çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Ama merak etmeyin, eğer bu ayakkabıyı almak istiyorsanız en azından içinden dışından her detayından haberdar olarak bu ayakkabıyı alacaksınız. Kargo açımlarında zaten kutuları aslında gösteriyoruz. Beyaz, güzel, tatlı bir kutusu var. Yine 44 2/3 aldım ama keşke 45 alsaymışım dediğim zamanlar oldu. Ayakkabı gerçekten çok dar arkadaşlar. Mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Özellikle geniş ayaklı arkadaşlarım. Kutunun üstünde bir Adidas çıkartması var. Şöyle yaldızlı yaldızlı. Çok gözükmüyor olsa da belli oluyor. Kutunun içi çok hoş. Done issue dedikleri bu arkadaşlar. Determination over negativity. Hatırlarsanız her ayakkabıda bunu söylüyoruz. İçerisi adeta bir mücevher kutusu gibi, daha farklı renkte, baya baya güzel oluyor. Şimdi bir tanesini ayakkabının alalım ve nedenine değildir onlara bakalım. Ayakkabımız burada, çok güzel, çok şık. Ben uzun zamandır bu kadar beğendiğim bir Done Issue modeli olmamıştı arkadaşlar. Hele ki bu rengine bayıldım gerçekten. Ayakta da çok güzel duruyor. Ne dersiniz? Siz de bana katılıyor musunuz? Madem güzelliğinden bahsettik, hemen dizayn detaylarına bakalım. Ayakkabının dilinde bir spider örümcek çıkıntısı dikkatimizi çekiyor. Bu da gayet kaliteli yapılmış. Dilin yine üstünde bağcıkların geçtiği yerde issue number 4 yazıyor. Bu da kaliteli, güzel bir etiket. Light lock, bağcıkların geçtiği kısmın teknolojisini yazmışlar. Ayakkabının köşesinde 3 stripes'ı 3 çizgiyi görüyoruz. Arkasında altın yaldızla Mitchell yazılmış güzel bir etikette. Burada Done, Termination Over Negativity, Adidas logosu, gayet keyifli, hoş bir de Light Strike teknolojisini belirten yazımız. Altında hiçbir şey yok. Güzel, ne diyorsunuz? Sizler de beğeniyor musunuz bu ayakkabıyı? Arkadaşlar öncelikle hani iyi yanlarından gidiyor gibiyiz. Çok hafif bir ayakkabı. Gerçekten Done Issue serisinin en hafif ayakkabısı. Yani belki de bu senenin bence en hafif ayakkabılarından biri olabilir. Fakat ayakkabıda çok fazla eksiklik ve çok fazla benim beğenmediğim alan oldu arkadaşlar. Bunlara kademe kademe geldikçe bahsederek sizlere ifade edebilirim. Tabanı ile taban tutuşuyla devam edelim. Nitekim bu da beğendiğim noktalardan bir tanesi. Özellikle bu renginde taban tutuşu ciddi manada iyiydi arkadaşlar. Tek bir plastikten bazı renkleri ikiye ayrılmış, işte siyah, kırmızı gibi. Onlar biraz daha kötü taban tuşuna sahip. Benim almış olduğum renk ciddi manada iyi işler yaptı. Birkaç ayakkabıyı ben bir anda deniyorum. Bu onların içerisinde en iyiydi. Hele ki Puma Melo 2 ile birlikte denediğim zaman yani inanılmaz fark vardı. Aynı pis saha, aynı kötü saha, fakat bu ciddi olarak iyi işler yaptı arkadaşlar orada. Tabi ara ara toz tutmuyor mu? Tutuyor mutlaka ama sizi rahatsız edecek seviyede değil. Ayrıca çıkıntıları o kadar sert, o kadar sert ki yani adeta taş gibi yapılmış. Bu dış sahalarda oynamanıza izin verecektir. Yani tabii ki dışarıda oynarsanız bunu çok daha hızlı eskitirsiniz ama çıkıntıları çok hoş. Mesela şu arkadakiler belki biraz daha hızlı gidebilir ama onun dışındaki çıkıntıları sizlere gayet iyi derecede yardımcı olacaktır. Tabanı beni mutlu eden noktalardan bir tanesiydi ve 10 üzerinden arkadaşlar 8.8 vereceğim. Bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ve beklentim zaten çok fazla yoktu. Altta bir yarık görüyoruz. Arkadaşlar bu ayakkabının hem iyi hem kötü yanlarından biri olarak söyleyebileceğimiz orta taban desteği. Midfoot Shank diye geçer. Shank Plate diye geçer. Şu görmüş olduğunuz yanlardaki çıkıntılarla birlikte ortadaki yine plastik görüyorsunuz. Ve yine köşede çok büyük bir arkadaşlar plaka var ayakkabıda. Donovan Mitchell gibi çok seri, çok hızlı ve her yöne her daim dönebilecek bir oyuncu için galiba bu tarz bir ihtiyaç söz konusu. Çünkü arkadaşlar ayakkabı o kadar sert, o kadar sert ki
Bu shank plate ve genel olarak zaten ayakkabı sert. Bu shank plate de ayakkabıyı kesinlikle bükülmez, eğilmez yapıyor. Yani hiçbir tarafa doğru eğip bükemiyorsunuz. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Ayağım ciddi manada böyle sıkıntılı zamanlar yaşadı. Çok ağırdı. Bana uygun olmadı açıkçası. Mutlaka bir orta taban plakası lazım ama buradaki çok büyük olduğu için hiçbir manevraya izin vermiyor. Bu çok atletik oyuncular için aslında mantıklı. Çünkü eğer ki bu plakalar olmazsa ayakkabı çok kötü bir biçimde bükülebilir ve belki sakatlanmalara yol açabilir. Dolayısıyla aranızda çok hızlı, atik, patlayıcı gardlar varsa bence onlara uygun olacaktır. Ama dediğim gibi plaka çok büyük. Bayağı büyük. Böyle elim gibi düşünün. Üst tarafı ve yastıklamasına çıkalım. Arkadaşlar gerçekten yastıklama noktasında yani bu kadar mı kötü olur dedirtti bana. 2 aydır deniyorum. Bu videonun geç kalma sebeplerinden biri buydu. Hani belki bu yastıklamayı yumuşatırım diye giyiyorum. Spor salonunda, basket sahasında, evde bile çok uzun süre giydim. Ama maalesef arkadaşlar en ufak bir yumuşama olmadı. Bu light strike olayını ben hiç beğenmiyorum. T1'de fena değildi yani. Buna nazaran daha iyiydi. Ama burada o kadar sert, o kadar sert ki arkadaşlar. Yani şu an bile bakın ne kadar bastırıyorum. İçeriye girmiyor. Tüm tabanda bile light strike yastıklaması mevcut. Fakat yastıklama noktasında hiç aradığımı bulamadım. Yani yok gibi bir şeydi. Çok sertti. Yumuşamadı adeta. Ne kadar denersem deneyeyim, ne kadar içerisinde vakit geçirirsem geçireyim en ufak bir rahatlık hissini yakalayamadım. Ve yastıklama noktasında sınıfta kaldı diyebilirim. 10 üzerinden vereceğim puan 7.1 olacak arkadaşlar. Gerçekten hani 8'in altına pek düşmüyorum. 8'in altına düşüyorsam da hani kötü olduğunu sizler biliyorsunuz. 7.1 baya baya incelediğim, uzun süredir incelediğim hatta en kötü yastıklamalardan bir tanesi. Özellikle Bounce gibi veya Boost gibi yastıklama varken bunu kullanmasalar daha iyi olacak. Aslında Light Strike hani hafif vuruş demek. Bir guard için belki de hafiflik önemli. Benim için hiç yastıklama önemli değil diyorsanız yine düşünebilirsiniz. Çok atik arkadaşlarım için iyi özelliklerinden bir tanesi olarak da ayakkabının şeklini söyleyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok paletimsi bir yapıda, yana doğru da çok çıkıntılı olması ve geniş yüzeye sizlerin basıyor olmanız ayakkabıyı dengeli yapıyor. Bazı kayrı ayakkabılarına benzediğini söyleyebilirim. Çok sert, yastıklaması sert, ayakkabı genel olarak sert, çok kontrollü, fazla zıp zıp değil, etkiden korunma yok, taban tutuşu iyi, geniş yüzeye basıyorsunuz, dengeli hissediyorsunuz. Tam aslında birebir bir guard ayakkabısı yapılmış hafif arkadaşlarım için, çok atletik guard arkadaşlarım için ve yastıklamayı düşünmeyen arkadaşlarım için birebir olmuş ama onun dışında kimseye öneremeyeceğim. Hangi pozisyon derseniz arkadaşlar yalnız ve yalnız ben 1 numara diyorum. Hani bilemediniz 2. Onun dışında bence bu ayakkabıdan uzak durmalısınız. Üst kısma çıkalım. Üst kısımda arkadaşlar çok sert. Hulk gibi birini içinde tutabilir. Donovan Mitchell galiba ayakkabıların içinden geçiyor. Onun içinde böyle taş gibi bir şey üretmişler. Kullanılan materyaller keyifli. Ucuz hissettirmiyor dikişleri. Ekstra katmanları ama arkadaşlar ayakkabı çok sert ve esnemiyor, yumuşamıyor. Bayağı vakit geçirmeniz lazım. Bu ayakkabıyı bayağı terletmeniz lazım. Dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de numara tercihi. Ben 44.5 her zamanki gibi aldım. Çok dar geldi. Geniş ayaklı arkadaşlarım buradan sıkıntı yaşayabilir. Önden fena değil ama şu şekilde bir daralma görüyorsunuz. Yani daha genişten gitmiyor. Bu daralma da çok sıkıştırıyor ayağınızı. Aynı zamanda dil yapısının da çok yukarıya çıkmıyor oluşuyor. Bağcıkların çok kuvvetli ve güçlü tutuşuyla ayağınızı özellikle şu orta kısımdan baya baya sıkabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Materyaller kaliteli hissettiriyor. Kesinlikle orada bir problem yok. Materyal kalitesine vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olacak. Keyifli, güzel, hani çok uf diyemeyeceğim ama kötü de değil. Destek noktasında yine yapacağınız hamlelerde biraz da olsa çıkıntı, üç çizginin burada oluyor olması ve şuradaki light lock sistemi yani bağcık sistemi gerçekten iyi iş yapmış. Ayağınızı mükemmel kilitliyor arkadaşlar bağcıklar. Zigzaklı girişleri, çıkışları ve en üst kısımda ise 3 tane gözün oluyor olması sizlere baya baya esneklik sunuyor. Diğer ayakkabılar için zaman zaman duyuyorum. İnsanlar kendileri delik deliyor ve o şekilde bağlıyor. Burada öyle bir ihtiyacınız olmayacak. Ayakkabı zaten çok sıkı. İyi kitlenme, iyi fitlenme var. Bir alt tarafını düşündüğümüzde ayakkabının sıkılığı, buradaki bağcıklar 8.8 veriyorum arkadaşlar. Yine bu da oldukça yüksek bir puan. Önceki Dan Issue ayakkabılarında topuk kayması, ayağın içeride hareket etmesi gibi bazı problemler varken burada onları tamamen çözmüşler. Ayağınız içeride ciddi manada güçlü ve kuvvetli ve birebir hissettirecek. Bu benim istediğim bir his değil. Ben rahatlık istiyorum. Rahatlık adamıyım. Ama burada arkadaşlar bildiğiniz ayağınızın üstüne demir bir zırh geçirmiş gibi hissediyorsunuz. Arkadaki bu yastıklamalar bana çok ideal gelmedi. Daha yüksekte olabilirlerdi. Biraz aşağıda kalıyorlar ve dolayısıyla burada kenarlardaki şeritler ayağınıza vurabiliyor.
Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Keşke daha yukarıda oluyor olsaydı bu yastıklamalar. Özellikle aşil tendonunuzdan şu ikisi çok vurabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Bence yarım numara büyük alıp daha kalın çoraplarla giyebilirsiniz bu tarz şeylerden kaçınmak için. Bir diğer sıkıntılı nokta ise dil. Görüyorsunuz benim çoraplarımdan burada bazı yerleri almış galiba. Bu LeBron'larda da vardı. Gerçekten nefret ediyorum. Neden bu kadar sert materyalleri kullanırlar? Özellikle de oyuncuya temas edecek noktalarda. Burada da çok sert bir şerit var arkadaşlar. Ve ya bu dili şey yapmak, yerinden çıkartmak falan çok zor. Gerçekten küçücük de bir dili yapmışlar. Değişik buldum bu dizaynı, tasarımı. Şuraya daha pofidik pofidik ayağımızı rahat ettirecek, sıkıştıracak bir şey yapıyor olsalardı çok daha keyifli olabilirdi. Ayakkabının bilek kısmı da bu şekilde çok rahatsız edici. Böylelikle de ayakkabının bütün detaylarından bahsetmiş oldum sanırım. Toparlamak gerekirse sadece bir numaralı oyunculara, fazla yastıklamayı düşünmeyen, istemeyen, ihtiyacı olmayanlara öneriyorum. Onun dışında arkadaşlar bu ayakkabı hiç rahat değil. Etkiden koruması yok. Çok uzun süre boyunca oynayacaksınız ki anca biraz rahatlık hissi sağlasın. Bütün kullanılan materyaller çok sert. Plakasından üstüne, bileğine adeta taş gibi bir ayakkabı yapmışlar arkadaşlar. Uzun süreli kullanımlar için iyi olsa da ben rahatlığa bakıyorum ve ayağıma giydiğim zaman daha önceden giyilmiş gibi istiyorum. Bu KD'lerde bulduğum bir his. Ama bunda maalesef böyle bir şey olmadı. Ayakkabı çok hafif, artı olarak bunu söyleyebilirim. İyi taban tutuşuna sahip ve özellikle bağcıklardaki sistemle mükemmel bir kitlenme yakalıyorsunuz. Biraz dar ve biraz küçük. Ona göre de numara tercihinizi yapabilirsiniz. Ben 1900 TL'ye almıştım. 1900 civarına almıştım, öyle söyleyeyim. 6 taksite bölmüştüm. Sizler de böyle indirimli buluyorsanız alabilirsiniz. Şekil şemal olarak çok beğeniyorum. Gündelik de giyebilirim. Birçok şeyin altına güzel gidebilir. Daha kısa çoraplarla. Ama bu ayakkabıyı tabii biraz daha açmam gerekecek, yumuşatmam gerekecek. Performans olarak bana hiç hitap etmese de Mitchell tarzı canavarlara, guardlara yine yönelik iyi bir ayakkabı olabilir. Umuyorum ki Dunishoe 5 hem görüntü olarak beni mutlu eder hem de burada eksik olan kısımlara bir geliştirme yapabilirler. Arkadaşlar şu içinde kullanılan şeye bile bakıyorum, o kadar sert ve oynatması zor ki. Evet, bunları umuyorum ki bir sonraki ayakkabıda çözüm bulabilirler. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beklediğinize değen bir inceleme olmuştur. Arkadaşlar gerçekten sizlere iyi incelemeler yapabilmek için biraz vakte ihtiyacım oluyor. Biraz denemeye ihtiyacım oluyor. Hemen şeyleri göstereyim de çıksın değil de para harcadığınız zaman nedir ne değildir her şeyi bilin istiyorum. Ona göre paranızı harcayın istiyorum. Benim tecrübelerim bu yöndeydi. Dediğim gibi çok beğenerek aldığım, çok şık, uzun zamandır en beğendiğim Dunishoe ayakkabısı. Fakat performans detayları, performans özellikleri bana hitap eden bir ayakkabı olmadı. Umuyorum sizlere hitap eden bir ayakkabı olur. Ama piyasada bu kadar çok tercih varken bilmiyorum, almak çok mantıklı gelmiyor bana. Tabii ki tercih sizin. Diğer incelemeleri izleyip diğer ayakkabılara bakıp kararınızı verebilirsiniz. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.